Ancak halen ben Beşiktaş'ın bir numarasının santraforda Weghorst olduğunun altını çiziyorum. Allah Sayın Allah. Başkan da, Beşiktaş yönetimi de gayet fazlasıyla pazarlık yapan, bazı taktikler yapabilen isimler. Halen Weghorst Beşiktaş'ın bir numarası. Ancak ben Arnautovic'le ilgili Beşiktaş'ın ilgilenmiş olduğu oyunculardan biridir ancak Arnautovic'in Beşiktaş'a geleceğini düşünmüyorum. Sebebi, düşünmüyor musun? Bir bu konuda bilgim mi var? Düşünmemekten öte bilgim var. Yönetmenimiz Özgür abiden rica edeyim. Ben bugün öğle saatlerinde... Gene ne yapacaksın abi? Öğle saatlerinde hemen dinleteceğim çünkü şu an. İyi. Mikrofonu mu? Tutacağım, dinleteceğim. Ben de çevirisini yapabilirim bu arada. Memnuniyetle. Arnautovic'in menajeri. Aynı zamanda Özböz abisi. Ki, Daniel Arnautovic. Yani işte gurbetçi futbolcularla biz hep bunu söylüyoruz. Babası menajeri, abisi Balkanlarda menajeri da böyle çok. Şey diye. Balkanlarda da benzer bir durum var. Sen de hemen çevir de. Net mi açıklama? Çok fazlasıyla net. Mikrofonu çıkar. Ekranlarda. Yok, direkt çıkarmaya tutacağım ben. Tutarak tutun. Direkt söylesin tutacağım. Ben de çevirisini yaparım ben zaten. Ben bugün Daniel Arnautovic'in kendisine ulaşmaya çalıştım. Direkt kendisine. Daha sonra abisine ulaştım. Aynı zamanda menajeri. Daniel Arnautovic'in A-Spor'a yapmış olduğu açıklamayı, transferiyle ilgili yapmış olduğu açıklamayı şu an canlı yayında dinletiyorum. Abisi. Arnautovic Beşiktaş'a gelebilir mi? Gelemez mi? Benim sorduğum soru şu. Arnautovic Beşiktaş'a geliyor mu? Gelmiyor mu? Ve menajeri ve abisi ne diyor? My friend, I'm not going to Beşiktaş to sell my brother there. My brother stay in Italy. He don't go nowhere. If I'm coming to Beşiktaş, maybe we can speak regarding other players. But for Marco, there is no chance. He stay in Italy. Çok net. Dur, benim ses kaydım çıkmasın. Tamam. Sen çevir bir sen daha çevir. Dinletelim. Aman. Bir kez daha yani söylediği şeyleri anlatmak gerekirse, söylediği şey şu. Ben Beşiktaş'ta kardeşimi satmak için herhangi bir görüşme yapmadım. Eğer Beşiktaş'la ilgili bir şey konuşulacaksa belki benim yetkili olduğum başka oyuncular üzerinden konuşulabilir. Ama Marco İtalya'da kalacak. Herhangi hiçbir bir yere gitmiyor. O yüzden de onun ötesinde bir şey... ekleme yapayım. Daha sonrasında araştırdığım için. Arnautovic'in çok çok büyük bir ihtimalle İtalya'nın büyük kulüpleri olan Inter, Milan, Juventus'tan birine gideceğini düşünüyorum. Belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Şu an Cabral'le ilgili gelişme var. Evet, o gelişmeyi yine aktardık ancak şu an dinleyeceğiniz durum... dünya ünlü bir oyuncu olan, Bologna forması giyen Arnautovic'in hem menajeri hem de abisi olan Daniel Arnautovic'e ait ses kaydı. Bir kez daha dinle. My friend, I'm not going to Beşiktaş to sell my brother there. Beşiktaş'ta oyuncumu satmak için görüşmeyeceğim diyor. Bir yere gitmiyoruz. If I'm coming to Beşiktaş, Beşiktaş'a geleceksem eğer, maybe we can speak regarding other players. Başka oyuncular için görüşebiliriz. There is no chance. Ama Marco için herhangi bir şans yok. Diyor. Ve İtalya'da kalacak diyor. Şimdi yani bu hedefleri bu yönde birinci ağızdan. Nasıl sızıyor peki? Yok, sızması gayet normal. Sadece hayır, ben transfer sonucunu kendisine sorduğum için söylüyorum. Ha, yoksa bu arada Beşiktaş'ın görüşmesi elbette vardı. Yok falan değil. Tabii ki. Abi yok, birinci ağızdan direkt açıklama. Bunu yine söyleyelim de. Tebrik ederim. Arnautovic'in menajeri Daniel Arnautovic'in A-Spor'a yapmış olduğu açıklama. Kardeşim İtalya'da kalacak. Biraz daha genişletmekte fayda var. Kendisiyle değil, başka insanlarla da, başka yurt dışı bağlantıları olan isimlerle de konuştuğumda. Ahmet Bey'e bunu hiç sordun mu? Ahmet Başkan'a bunu sormadım. Ancak ben halen Beşiktaş'ın bir numarasının altını yani sürekli üstüne basa basa söyleyeceğim. Weghorst Beşiktaş'ın bir numarası. İki numarası da öğle saatlerinde akşama doğruydu sanırım. Hı-hı. Kulüpler Birliği toplantısı bittikten sonra. Seferovic. Beşiktaş kulübünün Seferovic'le bir bağlantısı var. Ve Beşiktaş kulübü yetkililerinin de Seferovic bu tarafta, Arnautovic bu tarafta. Hangisi daha fazla ağır basıyor Beşiktaş'a gelmesi yönünde düşünceleri var derseniz Seferovic olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bugün Serdar Sarıdağ da dedi ki unutmayın dedi. Hatta sen de bağlandın ya. Sorloth da vardı dedi. Şimdi. Menajere de konuştu. Beşiktaş'la görüşmedik. Kardeşim İtalya'da kalacak demiş. İki kere tamam dinlettiğimiz için üçüncüye gerek yok artık. Şimdi gelelim Muleka'ya. Bak onunla ilgili sorular var. Cabral tamam. Onu da verdin. Stoper konusunu konuşayım. Size'le ilgili de biraz daha sonra Koray bir scout ekibinden bir arkadaşımıza bağlanacak ki Koray Bağlıoğlu'nun
Saiz ile ilgili merak Koray'ın da bağlantıları kuvvetlidir. Bir Saiz'i bize anlatsınlar da. Sonra top sende. Seninle devam edelim. Muleka. Hı. Saiz'den sonra başka transfer var mı? Var. Atiba'nın uzatıldığı sözleşmesi. Atiba ile ben konuştum. İstanbul'a geldim dedi. Tamam. Bakacağız dedi. Şimdi daha devamını anlatmayayım. Burada Atiba ile ilgili durum. Beşiktaş kulübünün Atiba'yla sözleşme yenilememe gibi bir durumu yok. Öyle bir, eğer Beşiktaş'ta sözleşme yenilenmeyecekse Atiba'yla, bunu Atiba karar verecek. Atiba der ki ben futbol hayatımı noktalıyorum. Başka bir kulüpte devam ettireceğim veya artık kariyerimin sonuna geldim. Bunu Atiba karar verir. Beşiktaş'ın genlerinde bazı futbolcular, bazı insanlar değerlidir. Atiba bunlardan biri. Ama birinci ağızdan şunu biliyorum ki ben. Mevcut yabancı kuralı devam etmesi durumunda Atiba ile sözleşme yenilenecekti. Ben birkaç gün içerisinde Beşiktaş kulübünün yetkililerinin Atiba ile bir araya geleceğini düşünüyorum ve sözleşme imzalanacaktır. Atiba ile ilgili herhangi bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Sözleşme imzalanır. Artı Muleka, az önce Cabral gelişmesini duyurduk. Arnautović gelişmesini duyurduk. Hep Weghorst'la ilgili santroforda bir numara Weghorst diyorum. Evet. Muleka da Beşiktaş'ın sol tarafında, 3-4-3'ün üçlüsünün hücum hattının sol tarafında bir numarada düşündüğü oyuncu. Ancak Beşiktaş bonservisiyle herhangi bir adım atmayacak. Standart Liège, önceki kulübün adını unuttum. Mazembe veya Mezemba. Bugün söylemiştin de, evet, ben söyledim de unuttum. Neyse, Standart Liège ve o kulübün, Afrika kulübünün, yetiştiği kulübün mü? Yetiştiği kulübün arasında bir kontratta bir madde var. Satıştan %50 pay. Standart Liège de gayet normal. Bunu herkes düşünür. Önce kiralayıp sonra satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Beşiktaş kulübü ilerleyen günlerde, belki 24 saat, belki 48 saat içerisinde Muleka için Standart Liège'e bir kiralama teklifi bulunacak. Bu kiralama teklifinin 3 aşağı 5 yukarı 1 milyon euro, 1.250, 1.5 milyon euro civarında olacağını, satın alma opsiyonunda zorunlu olmayan, zaten opsiyon kelimesinden anlayabiliyoruz. Satın alma opsiyonunda 2,5 ila 3 milyon euro civarında toplam bir paketin, hem kiralama hem de kiralamanın 4-4,5 milyon euro civarında bir paraya tekabül edeceğini düşünüyorum. Planlamada bu. Net bir şekilde şunu söyleyeyim ki, teyitli bir haber. Valer, yani İsmail Hoca, Muleka'nın hücum hattının sol tarafı için transfer edilmesine onay verdi. Ve Beşiktaş kulübünün yetkilileri de bunun için çalışmalara başladı. 4,5-5 milyon euroyu komple bulacak bir transfer bu. Kiralama artı satın alma. Ancak Beşiktaş diyor ki kiralamayı biraz yüksek tutalım, satın almayı biraz düşürelim. Ancak ben ümitliyim Muleka transferinde. Weghorst transferinde umutlu olduğum kadar umutluyum. Şu an çok fazlasıyla Weghorst'la ilgili haber yapılıyor. Ben bugün Frankfurt kulübünün yetkilileriyle konuştum. Orada başka bir transfer gündemi var şu an. Ben başka bir transferin 24 saat içerisinde Frankfurt'ta açıklanacağını düşünüyorum. Ama A Spor ekranlarında Weghorst dedikten bu yana, özellikle 5-6 günden bu yana, asıl Beşiktaş'ın rakibinin Frankfurt değil, Borussia Dortmund olduğunun altını çiziyoruz. Çünkü Borussia Dortmund 3. forvet olarak Weghorst'u istiyor. Eğer Haller transferi, Sebastian Haller, evet, Haller transferi Borussia Dortmund'a gerçekleşirse, Haller Borussia Dortmund'a giderse, Beşiktaş, önceden %50,1 diyordum, Haller transferi Dortmund'a gerçekleşirse %51 diyebileceğim rahatlıkla. Yani Beşiktaş kulübünün koskoca Beşiktaş başkanı %51 demişti. Ankara'da hatırlar mısınız? Evet. Aykut İnce röportaj yapmıştık. Ben halen %50,1 diyorum. Ancak son aldığım bilgiler Dortmund olmaması durumunda Beşiktaş'ın çok çok kuvvetli bir hale geleceği yönünde. Bu transferi şöyle anlatayım Beşiktaşlara, futbol severlere. Weghorst diyoruz. Weghorst'un Beşiktaş'ta olduğunu da, Weghorst'un Beşiktaş'ı tamamen reddettiğini de bir anda öğrenecek insanlar. Bir anda öğrenecek futbol severler. Çünkü Weghorst bir anda telefon açacak ve diyecek ki ben Beşiktaş'a geliyorum, son ödeme planını konuşalım. Veya ben Beşiktaş'a gelmiyorum, reddediyorum. Bir anda olacak. İki gün sonra da olabilir, bugün de olabilir, birazdan da olabilir. Şimdi bir arkadaşımız var, scout direktörü Sina Kıratlı. Telefon attığımızda neden bağladık? Herkes
Sainz'i merak ediyor. Yani bu oyuncu nasıl, ne yapar, ne eder? Premier Lig'de bildiğimiz kadarıyla dikine toplarda bir numaralı, pas oranında bir numaralı oyuncu. Peki işin uzmanına soralım. Sayın Kıratlı, seni siz dinliyoruz. Sainz'i anlatın bize.